Türkiye'yi 17 yıldır yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi aslında bir koalisyon. İçinde radikal İslamcılardan liberallere, milliyetçilerden cemaatçilere kadar her çeşit siyasal toplumsal akım var. Bu farklılıkların tutkalı iktidardı. Erdoğan'ın tartışılmaz liderliği, sandık zaferleri ve çıkar birliği farklı eğilimleri bir arada tutuyordu. Son yerel seçim bozgunu Erdoğan'ın yenilmezlik unvanında ciddi bir gedik açtı. İktidar ortağı MHP'nin AKP'yi dar bir siyasi alana hapsederek partinin her kesime hitap edebilen niteliğini örselediği görüldü. Ekonomideki daralma, muhalefetteki canlanma ve ufuktaki fırtına AKP'yi bir arada tutan çimentoyu dağıttı. İlk kez partinin kurucu kadrosundan ve eski yıldızlarından kopmalar başladı. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan yıllardır sürdürdükleri sessizliklerine son verip eyleme geçmeye karar verdiler. Babacan yeni parti kurmak üzere AKP'den istifa etti. Onu bazı milletvekillerinin izlemesi bekleniyor. Şimdi Erdoğan sadece muhalif partilerle değil, partisinin içinden çıkan muhalifleriyle de mücadele etmek zorunda kalacak. İlk tepkisi düşüşe geçen liderlerin klasiklerindendi. Partisinden ayrılanları davaya ihanetle suçladı. Ali Babacan'a ümmeti parçalamaya hakkınız yok dedi. Ümmet kavramı Türk siyasetinde millet kavramına alternatif olarak kullanılıyor. Din bağını millet bağının önünde tutuyor. Kitleler kendisinden uzaklaşıp partisi dağılırken Erdoğan'ın İslam'ı yeniden bir ortak payda olarak sunması muhaliflerini ikna etmeyeceği gibi milliyetçi ortağını da rahatsız edecektir. Dağılmanın nedeni ümmetin parçalanması değil, kutuplaştıran politika, kurulan baskı rejimi, yok edilen hukuk, damada emanet edilen ekonomi, her şeyi en iyi kendisinin bildiğine inanan tek adam yönetimi. Erdoğan bu gerçek nedeni anlayana dek ümmet onu terk etmiş olacak.